Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Yeni bir video ile daha beraberiz. Bugün size yeni almış olduğum Winix Zero Pro marka hava temizleyici göstermek ve tanıtmak istiyorum. Öncelikle neden hava temizleyici alma ihtiyacı duydum, biraz ondan bahsedeyim. Normalde hava temizleyicisi almayı düşünüyorsanız işte ya sağlıkla ilgili bir sorununuz vardır diye düşünüyorum. İşte bu astım olabilir, toz alerjisi olabilir, başka hayvansal alerjiler, işte kedi tüyüne karşı vesaire böyle alerjileriniz olabilir. Ya da benim gibi bir evcil hayvanınız vardır ya da iki evcil hayvanınız da olabilir. Bunların tüyüne karşı almak isteyebilirsiniz veya direkt temiz hava gün içinde solumak istiyorsanız ve evinize almak istiyorsanız denemek için de alabilirsiniz. Ben bu son iki sebep için hem temiz hava alalım işte hem de hayvan tüyleri ortalığa fazla saçılmasın havaya diye bir hava temizleyicisi alma arayışına girmiştim. Ve bu arayıştayken Dyson, Blue Air, Winix gibi markaların ürünlerini tek tek araştırmıştım. Fiyat bandına baktığımızda Winix'in ürünleri Dyson'a göre hemen hemen daha uygun fiyatlı ürünler. İçinde gelen özellikler bakımından Dyson'ın kendi uygulaması olsun, normal göstergelerin olduğu böyle işte karbon dioksit oranının ya da diğer gazların gösterildiği böyle minik ekranı olsun daha gelişmiş özellikleri var. Mesela Winix'te bu bahsettiğim işte uygulamadan kontrol etme ya da üzerinde bir panel olması, LCD ekran olması gibi özellikleri yok. Fakat ana işlevine baktığımızda filtrelerinin kalitesi, aynı zamanda havaya yaydığı temiz hava gücü bakımından Winix'in bu modelinin daha işlevsel olduğuna karar verdim ben. İşte tam özelliklerini size söylemem gerekirse şuradan bakayım arkadaşlar. Bu gördüğünüz modelin içinde %99.97 True HEPA filtre var. Onun haricinde yıkanabilir aktif karbon filtre var. Bu arada filtrelerin ömrünü merak ediyorsanız onlar da yaklaşık 6 ila 12 ay arasında gidiyor. Bu aktif karbon filtre ve True HEPA filtresi. Birazdan size göstereceğim. Kedi köpek tüyü gibi daha büyük moleküllerin tutulduğu ham filtre de var. Yani temel bir filtre de var en önde. Onun haricinde arkadaşlar bu gördüğünüz model 120 metrekare. Maksimum oda kapasitesine sahipmiş. CADR temiz hava dağıtma kapasitesi diye geçiyor bu hava temizleyicilerin genel standardıdır. 470 metreküp. Bu bayağı güçlü bir oran. Bu şu anlama geliyor arkadaşlar. Siz bu makineyi turbo olarak çalıştırdığınızda işte 10 dakikada bütün odayı, bütün havayı temizliyor anlamına geliyor. Bu iyi bir şey. Güç tüketimini merak ediyorsanız 5 ila 90 watt dermiş. Büyük ihtimalle düşük seviyede çalıştırırsanız daha az yakıyor. Yüksek seviyede daha fazla yakıyor. Ses seviyesi 28 ila 55 desibel olarak verilmiş. Benim için diğer bir önemli özellik ise ürünün ağırlığıydı odadan odaya taşıyabilmek için. O da 8,5 kilo. Çok hafif mi? Değil. Ama çok ağır da değil bence. Gayet taşınabiliyor. Onun haricinde toz sensörü var, koku sensörü var, 4 tane fan hızı var, uyku modu var, otomatik modu var, zamanlayıcısı var ve plazma wave teknolojisi var. Plazma wave teknolojisi iyon yayma değil, daha farklı bir mantıkla çalışıyor. Aşağı linkini bırakırım size. Şu an tam olarak hatırlamıyorum. Bir dışına bakalım isterseniz ürünün. Şöyle göstereyim. Mesela bu panele baktığınız zaman işte burada bir koku sensörü, aynı zamanda akıllı sensör var. Akıllı sensörün şöyle bir mantığı var. Bir dakika düzelteyim kamerayı. Siz mesela ışığı söndürdüğünüz zaman daha yüksek modlarda çalışıyorsa makine otomatik olarak kendisi düşük moda geçip şu gördüğünüz ışığı da kapatıyor. Açma kapama tuşu var. Şöyle mevcut. Şurada bir tane filtre yenilediğiniz zaman buraya basarak filtreyi resetleme butonu var. Low dediği yani düşük mod, orta mod, yüksek mod ve turbo modu mevcut. Şu an otomatikte çalışıyor. Mesela uyku modu var. Modlara basa basa değiştiriyorsunuz. Plazma wave teknolojisini açıp kapayabiliyorsunuz. Burada zamanlayıcısı mevcut. Şöyle 1 saat, 4 saat, 8 saat haricinde. Çocuk kilidi mevcut. Basarak 3 saniye çocuk kilidini açıp kapayabiliyorsunuz. Hava çıkışı şöyle göstereyim. Hava çıkışı buradan oluyor arkadaşlar. Hava girişi nereden oluyor diye merak ediyorsanız da hava girişi bu minik deliklerden. Ve aynı zamanda şöyle göstereyim. Şu yanlarından oluyor. Tutma yeri de arkada şu şekilde. Mesela toz sensörü şurada. Bunu açıp 3 ayda bir, 2 ayda bir temizlemeniz gerekiyor ki ortamdaki tozun ne kadar olduğunu buradan anlıyor. Onlara göre de otomatik modu kendi kendine ayarlıyor. Sesine bakalım. Bu düşük mod arkadaşlar. Orta mod. Yüksek mod
Bu da turbo modu arkadaşlar. Uyku modu. Uyku modu işte böyle arkadaşlar. Hiç ses duyulmuyor. Bence gayet iyi. Şimdi ben kapatıp filtrelerini size göstereceğim. Şimdi filtreleri göstermeden önce şeyden bahsedeyim biraz. Az önce burada yandığını gördüğünüz ışık şu anlama geliyor. 4 farklı ışık rengi var. Eğer burası kırmızı yanarsa odanın havası çok kötü demek. Turuncu yanarsa kötü demek. Yeşil yanarsa orta demek. Mavi yanması ise temiz, çok iyi bir hava demek. Bu şekilde. Şuradan mıknatıslı kısımlardan şu şekilde açınca kendi kendine açılıyor arkadaşlar. Şöyle de çekmiş oldum. Şurada mesela görüyorsunuzdur, minik birkaç tane kedi tüyü yapışmış hemen. Bunlar ilk filtreye yapışan, büyük molekülleri çeken genel filtremiz. Şuradan şu şekilde açılıyor. Bir dakika. Dipte de saçlar. Bu gördüğünüz aktif karbon filtre. En altta da HEPA filtre var arkadaşlar. Bu şekilde. Aynı şekilde de normal geçirip böyle takıyorsunuz. Şu ana kadar, yani yaklaşık 3 gündür kullandığım şeye baktığımızda gayet toz toplamasının güzel olduğunu düşünüyorum. Koku çekiciliğine gelirsek de mesela odada parfüm sıktığınızda otomatik moddaysa kendi kendine fan hızını artırıyor. Bu iyi bir şey. O açıdan baktığımızda bence gayet kullanışlı. Fiyat anlamında da orta diyebileceğimiz bir klasmanda, özellikle Dyson'la kıyasladığımda. Bu şekilde arkadaşlar, evinize almayı düşünüyorsanız kesinlikle bu Vinix markasına da bakmanızı tavsiye ederim. Diğer ufak boyutlu odalar için düşünüyorsanız daha ufak modelleri de var ama bilmiyorum, bunun filtresi bana daha sanki iyiymiş gibi geldiği için ben bu modeli tercih ettim. Görüşmek üzere arkadaşlar, umarım beğenmişsinizdir.